Yusuf Sezgin. O doğduğunda takvimler 22 Nisan 1946'yı gösteriyordu. İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Daha 6 aylıkken babasız kaldı. Yıllar boyunca duyacağı baba eksikliğini hissederek büyüdü. İzmirli olan annesi eşini kaybettiğinde kendi ailesinin yanına İzmir'e yerleşti. Yusuf'un çocukluğu da İzmir'de geçti. TRT'de yayınlanan Hülya Koçyiğit'le Film Gibi Hayatlar programında babasızlığı ile ilgili şunları söylemişti. Annem hem annelik hem babalık yaptı. Ben üzülmeyeyim diye ikinci evliliklerini hep reddetti. Ben de anneannemin eşi olan İsmail dedeme baba demeye başladım. O bana babalığı hissettirdi, beni yetiştirdi. Sonra hayatım değişince anneannemle dedemi İstanbul'a yanıma aldım. Yusuf küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordu. Bu istek sebebiyle İzmir Namık Kemal Lisesi'nde okurken eğitimini yarım bıraktı. 1960 senesinde Vakko'nun mankenliğini yapmaya başladı. Bu işi 3 yıla yakın sürdürdü ama onun aklında oyuncu olmak vardı. Tanıdıkları vasıtasıyla Haldun Dormen'le tanıştı. Kısa süre içinde kendisini tiyatro sahnesinde buldu. 1960'ların başıydı. Bir süre tiyatro yapmaya devam etti. Bu arada film yapımcılarının da dikkatini çekmeye başlamıştı. 1963 senesinde Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katıldı. Birinci olamadı ama finalistler arasındaydı. Aynı yıl Kavgasız Yaşayalım filmiyle sinemaya adım attı. Bu filmdeki rolü çok büyük değildi ama bir yerden başlamıştı. 1964 senesinde ilk başrolünü Hazreti Yusuf adlı yapımda oynadı. Dini filmlerle başladığı sanat yaşamı sonrasında romantik filmlerle, avantür filmlerle ve köy filmleriyle zenginleşti. Bu film sayesinde starlaşan Sezgin, Türk sinemasında 300'e yakın filmde başrol oynadı. Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Nebahat Çehre gibi birbirinden başarılı oyuncularla kamera karşısına geçti. Her filmde çıtasını biraz daha yükseltiyordu. Posta Güvercini, Vahşi Gelin, Taşralı Amca, Aşkım Silahımdır, İntikam gibi çok sayıda filmi kısa sürede çevirdi. Öyle ki 1966 senesinde 29 tane film çekerek neredeyse bir rekor kıracaktı. Yaşadığı bu süreci Evrensel.net'ten Mesut Kara'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Hazreti Yusuf filmini çektiğimiz dönemde filmin galası için Adana'ya götürdüler beni. Nabi Dilbaz vardı Adana bölgesinden, Yılmaz Güney'e de çok katkıları olmuştu. Yeni oyuncular yaratan biriydi. Filmi televizyon filmle ortak yapmışlardı. O zaman yazlık sinemalar çoktu. Akşam filmde oynadığım Hazreti Yusuf giysileriyle filmin oynadığı sinemaları dolaşıyoruz. Sahneye çıkıyorum, sorular soruyorlar, konuşuyoruz. Başka bir sinemaya yetişmek için sahnenin merdivenlerinden iniyorum. Kadının biri geldi ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek elini sürdü üstüme. Teyzeciğim ben peygamber değilim. Normal insanım dedim. Olsun evladım dedi. Hiç unutmuyorum bu anımı. Beni hala Hazreti Yusuf olarak hatırlarlar yıllar geçtiği halde. 1963 yılında Hazreti Yusuf'u çevirince başroller başladı. O yıl dini filmler furyası oldu ve ilk temsilcisi bendim bu filmlerin. Film çok tutulunca tekrar dini bir film olan Hüseyin Peydan'ın yönettiği Veysel Karani'yi çektik. Arkasından yine Hüseyin Peydan'ın yönettiği Yahya Peygamber'i yaptım. Ondan sonra dini filmlerden salon filmlerine geçtim. O dönem çok film çekiliyordu. 1964-65'lerde en çok film çeken jön bendim. O dönemde köy ve avantür filmleri de başladı. Pervin Parla Aşkım Silahımdır filmini çektik. Televizyon filme Erkek Dediğin Böyle Olur yaptık. Yine Pervin Parla. Böyle devam etti. 1966 yılında yönetmen koltuğunda Bilge Olgaç'ın oturduğu Nikahsızlar filminde Selma Güneri ve Yusuf Sezgin birlikte kamera karşısına geçti. Bu filmin çekimleri sırasında ilk kez tanışan Selma ve Yusuf arasında büyük bir aşk başladı. 29 Ağustos 1966'da ünlü aktör Yusuf Sezgin ile Selma Güneri gürültülü patırtılı, bol dedikodulu bir evlilik yaptılar. Herkes evliliklerinin çok kısa süreceğine inanıyordu. Selma ise bu aşk uğruna annesiyle ciddi sorunlar yaşamış, hatta küsmüştü. O dönemlerde Yusuf Sezgin'in Selma Güneri ile parası için evlendiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Selma Güneri ve Yusuf Sezgin'in aşkı çok büyüktü. Yusuf biricik Selma'sına gözü gibi bakıyor, bir dediğini iki etmiyordu. 1968 yılında Ses Dergisi'nde yayınlanan bir haber tozlumagazin.net'te şöyle anlatılmıştı. Bugün bu evliliğin üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçti. Selma ile Yusuf ayrılmak şöyle dursun, o kadar mutlular ki
Yusuf iyi bir koca, vefalı bir damat olduğunu bilhassa Selma sahneye çıktıktan sonra fazlasıyla ispat etti. Kazino kulislerinde olsun, setlerde olsun, plak çalışmalarında olsun Selma Güneri'yi bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Geçenlerde Selma ile Yusuf'un röportajını yapmak için çalıştığı gazinoya gittik. Kapıda Selma Güneri gözüktü. Ardından 2 dakika geçti, Yusuf da çıka geldi. Elinde ufak bir valiz vardı. Selma'nın sahne elbiselerini, ayakkabılarını taşıyordu. Valize baktığımızı görünce, ''Koca olmak kolay değil. Selma ile bir dakika meşgul olmasam ya elbiselerini ya ayakkabılarını almadan yola çıkar. Ama bir takım kimseler bu davranışım yüzünden neler neler diyorlar. Sinemayı, işi gücü bıraktı. Selma'nın menajerliğini yapıyor gibi. Gülüp geçiyorum bu sözlere tabii. Karımın işlerine bakmak, ona yardımcı olmak, başkaları tarafından istismar edilmesini önlemek hakkım değil mi?'' dedi. Selma Güneri'nin parasını yemekle suçlanan Sezgin, bu konuyla ilgili ise Ses dergisine şöyle söylemişti. ''Beni bazıları karısının parasını yiyen koca olarak göstermek istiyor. Ben Selma ile evlenmeden düzinelerle film çekmiş, şöhret ve servet kazanmış bir sinema yıldızıydım.'' Büyük aşkları sürerken Selma hamile kalmıştı. Ancak ne acı ki karnındaki bebeğini kaybetmişti. Selma gece birden sancılanmıştı ve hemen hastaneye gitmişlerdi. Hemen çocuğu aldılar karnından. Selma'nın bebeği karnından çıktıktan sonra sadece 10 dakika hayatta kalabilmişti. Selma yıkılmıştı. Kilolarca kan kaybetmiş. Yemeden içmeden kesilmişti. Yusuf Sezgin ise ''Üzülme hayatım, her şey Allah'tan. Ya sen de hayatını kaybetseydin? Bana çocuk değil, sen lazımsın.'' diyerek eşine destek oluyordu. Aradan yıllar geçti. 3 Mayıs 1975'te ünlü çiftin Umut Sezgin adında bir oğulları oldu. Aşk dolu mutlu yuvalarında çocuklarıyla birlikte yaşıyorlardı. Ta ki 1979 senesine kadar. Uğruna her şeyi göze aldıkları aşkları oğulları 4 yaşındayken boşanmayla sona erdi. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Yusuf Sezgin opera ve bale sanatçısı Lale Olçar'la nikah masasına oturdu ve 1985 yılında Yusufcan Sezgin adında bir oğlu oldu. Sezgin bu evliliğinde de ne yazık ki aradığı mutluluğu bulamadı ve evlilikleri boşanmayla sonuçlandı. 1970'lere gelindiğinde Yusuf Sezgin de pek çok meslektaşı gibi sinemaya kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Yetişkin filmi furyasında yer almamak adına kendisini geri çekmişti. 80'li ve 90'lı yıllarda sanat yaşamına devam eden sanatçı, bir pazar günü, Düşkünüm Sana, Küçük Ağa, Damga, Para Babası, Günahsız Yetim, Sevsen Ne Olurdu, Yalnızlık Korkusu, Acı Gurbet, El Kızı, Kanun Savaşçıları, Üç Arkadaş, Akdeniz Güneşi, İnsanca Sevmek, Yaşam Kavgası ve Bücür Cadı gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı. 2000'li yıllarda rol aldığı yapımların sayısı oldukça azalsa da Kızım ve Ben, Bizim Aile, Yusuf Yüzlü, Büyük Buluşma, Alaturka, Hicran Sokağı ve Kendi Okulumuza Doğru adlı yapımlar için kamera karşısına geçti. Usta sanatçı oynadığı sayısız filmin ardından 2006 senesinde 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2010 yılında ise Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2013 yılında meslek hayatının 50. yılını kutluyordu Yusuf. 50. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal 50. Yıl Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Acısıyla tatlısıyla bir Yusuf Sezgin geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.